Evet efendim, şimdi gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bu saat itibariyle biliyorsunuz konuklarımız oluyor. Bu sabah da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel bizlerle birlikte. Sayın Sertel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ Her olasın. sabah sizinle uyanıyoruz. Öyle mi? Uyanma vaktini diyorsunuz. Uyanıyoruz. Uyananlardansınız yani. Uyanmaya çalışıyoruz daha toplum olarak. Peki. Biz uyandık da toplumla beraber, hep beraber uyanıyoruz. Peki. Uyanmayı falan konuşacağız, değerlendireceğiz. Yani toplum uyanıyor mu? Sokaktasınız Uyanıyor. çünkü. İşte ekonominin bu zor günlerinde toplum ne diyor? Sokak nasıl bir ses yükseltiyor? Bunları konuşacağız elbette. Şu son günlerin sıcak başlıkları içerisinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine böyle bir sertleşen üslubu, dili var. Gidiyorlarsa gitsinler gibi muhalefete dönük sert söylemlerini duyuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir böyle genelde hep seçime dönük zamanlarda bu üslup ortaya çıkar. Acaba öyle bir şey mi var? Aynen. Doktorlarımızı anlattı. Giderlerse gitsinler derken 8-9 bin lira maaşla 25 bin lira arasında maaş alıyorlar diye. Aslında toplumun önüne doktorlarımızın maaşlarını koyarak çok büyük bir kere ayıp etti. Yani bunu tespit etmek lazım. İkincisi, 6 yıl tıp fakültesinde okuyan ve gerçekten çok önemli bir şekliyle Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi beni Türk hekimlerine emanet ediniz dediğiniz noktada Türkiye'de çok yetişkin, çok iyi doktorlarımız olmasına rağmen çok düşük bir ücret skalasıyla hayatını sürdürdükleri gerçeği ortada. Sağlık personelini balkonlara çıkıp alkışlatanlar şimdi yerden yere vurmaya başladılar. Bu çok kötü. Çünkü Almanya ile Avustralya ile İngiltere ile kıyasladığımızda yani bir doktorun, pratisyen bir doktorun bile 102 bin lira civarında bir maaş aldığını, bizde ise 8-9 bin liraya çalıştırıldığını, yani ben asla ve asla kıyaslama yapmak istemem ücretlerle ama bir belediye işçisinin 10 bin lira, 11 bin lira civarında 8-9 bin liradan başlayarak rakamlarla çalıştığı ülkede gerçekten sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlara gerekli önemi vermediğimiz kanısındayım. Avustralya'da bu onun çok daha üstünde. Yani aylık gelirleri, yıllık gelirleri euro bazında baktığınız zaman yani bir yılda bir doktor neredeyse Türkiye'de 20-25 yılda alınamayan bir ücreti kazanıyor Savaş kardeşim. O açıdan giderlerse gitsinler mantığı bence şey artık hangi ruh haliyle söylenmiş onu tespit edemedim ama bir ruh hali var. O da şu, başa çıkamadığı noktada karşıyı suçlamanın doruğa vardığı bir nokta. Doktorlar suçlu mu? Yani ücret isteyen insanlar, hayat standardını, yaşamını, kalitesini yükseltmek isteyenler Türkiye'de suçlu mu? Yani bugün Ankara'da otobüsler, halk otobüsleri, minibüsler çalışmıyor. Onlar mı suçlu yoksa mazotu çok yükseltenler Bu mi biraz siyasetin suçlu? yani şöyle kolay yapılma şekli değil mi? Bir suçlu Tabii, bulun ve o tabii. suçluya işte işaret edin. İşte canım bak gördün mü onlar da kontak kapattılar, halka hizmet etmiyorlar. Onlar da greve gittiler, işte insanı mağdur ettiler. Peki o insanların yaşadıkları koşullar, üstelik şöyle bir durum da ortaya çıkmıyor mu Sayın Sertel? Yani sağlık emekçileri sürekli şiddetin olduğu bir noktadalar. Aynen. Hedef gösterir bir durum değil midir bu? Hakikaten hedef gösteriliyor. Hem ücret olarak hem de düşman gibi gösteriliyor. Zaten söylememde yarar var mı bilmiyorum ama bir dizi filmler oynatan bir mecrada Zorba isimli bir diziyi izliyorum. Yani Saddam'ı, Kaddafi'yi, Hitler'den başlayarak. Orada da hep sürekli düşmanlar gösterilmiş, sürekli hedefler gösterilmiş, sürekli. Yani ben her konuda AK Parti'nin bugüne kadar getirdiği 20 yıllık ülkede işin başında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ı kendini sıyırarak toplumu ve meslek örgütlerini, hukukçuları, hakimleri, işte doktorları, işçileri, köylüleri, tarım yapmayanları, tarımı yapanları herkesi suçladığı bir ortama düşün. Mesela soğan
bulunamıyor. Soğan depolayanlar terörist oldu. Patates depoladılar diye terörist ilan ettiler. Şimdi kendi kurdukları marketlere baskınlar yapıyorlar. Yani işte depolara giriyorlar. Yağ var mı yok mu falan. Yani sürekli toplumu, ya ben değilim suçlu. Burada işte bazıları suçlu diye sürekli insanları gösteriyor. Sağlık konusunda çok samimiyetimle söylüyorum. Dünyanın en az ücretini alan sağlık kesimi. Sadece doktorlar değil, hemşireler için de bakıyorum. Yani hemşireler de, hasta bakıcılar için de aynı şeyi söylüyorum. İnsanımıza harcanan sağlık giderlerine baktığımızda da Avrupa ile kıyaslanacak noktada değil zaten. Ben Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam, benim personelime böyle bir üstten böyle bir bakışla hakaret edildiğini görsem, yemin ederek söylüyorum, bak sana samimiyetim, orada bir dakika o görevde durmam. Ama Sayın Bakan, hani siz söylemeseniz yani, ben söyleyemem. Yani siz demeden yani, ben yapabilir yani. Miyim noktası? Onların bakanlıkla ilgisi olmadığı için de öyle. Bunlar yani devlet memurunda bir şeref, haysiyet vardır. Yani memur bile haksız ve hukuksuz bir emri yerine getirmez. Getiremez. Yani getirmemesi gerekir. Ama bunlar bütün haksızlıklara göz yumdukları gibi kendi personelini savunamayan aciz insanlar olarak tarihe geçiyorlar. Asıl mesele de bu. Yani sen sağlık bakanısın, sen bu hekimlerle çalışıyorsun demesi gerekiyor ki, ya sen Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen rica ediyorum, ben bu hekimlerle görev görüyorum, ben bu hemşirelerle, bu sağ hasta bakıcılarla ben bu hastaneleri ayakta tutuyorum. Siz nasıl oluyor da doktorlarımıza hakaret ediyorsunuz? Ne demek bu ülkeden çekip gitsinler ya da özel sektöre gitsinler? Bu ne demektir diye sorgu sorması lazım. En azından bunu açık ortamda sormuyorsa bile o kabine vallahi diye bir şey yaptıkları yerde sormaları yani lazım. Sen aynı zamanda benim tabii, meslek büyümüşsün. Yani gazetecisin. Ben de sana yani, savaş kardeşim, canım kardeşim demek isterim. Sohbete aynen dönsün. Hani evet, şu anlamda doğru dönsün diyorum. Şimdi Sayın Bakan sonuçta sağlık sektöründe bir işveren. Yani bir sermaye aslında. Değil evet mi? Yani hastaneleri olan bir isim. Aynen. Yani özele gitsin deyince orada kendi payına da bir şey düşer yani. O Atilla Sertel bana gelecek o zaman. Benim hastanemde çalışabilir, devlette kalmasın diye. O yüzden de bir ses çıkarmama hali olabilir mi yani? İyi ya, bir profesör kaptık o zaman. Vallahi o açıdan da bakıyorsa bence o zaman bakanlığı bırakması lazım. Her iki açıdan zaten da yapmaması lazım. Gerekmiyor mu? Yapmaması sektörün gerekiyor. Hani başka... Yani şimdi Türkiye'de geçmiş dönemde bir takım aksaklıklar oldu parlamenter rejimde, mutlaka olur. Ama bir bakan parlamentonun işinden çıkmadığı takdirde, yani halkın oylarıyla seçilmediği takdirde onun bakanlığının bir hükmü de yok. Yani istediğini alıyor, istediğini atıyor, istediğinden af alıyor, istediğini gece yarısı görevden alıyor, adam Erzincan'a gidecekken evine gidiyor. Yani bütün bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Yani bütün bunları yaşatan bir kişi. Bu bir kişinin yönettiği bir ülkenin ne hale geldiğinin tablosudur, sonucudur bu tablo. Yani bu tablo öyle kolay kolay oluşmadı. Biz şimdi Veli Ağbaba ile birlikte 25 milletvekili alanları, 15 milletvekili alanları gezdik. Bayburt'ta mesela %90'ları bulan AK Parti oyu vardı. Şimdi ben onun çok gerilediğini gördüm. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerilediğini gördüm. Erzincan'da gerilediğini gördüm. Gümüşhane'de, Erzurum'da insanların gerçekten o günü kurtarmak için müthiş bir gelir elde etmek için esnafın çok büyük bir çaba harcadığını gördüm. Yani sabahın saat 7'sinde dükkanını açıp akşama kadar topladığı parayla kirasını ödeyemeyecek noktaya geldiklerini gördüm. Yani çok iç acıtıcı bir tablo var. Yani bunu anlatıyoruz. Şimdi tabii anlatırken de ben Erzurum'da da anlattım bunu, Erzincan'da, Bayburtlu yurttaşlara da diyorlar ki bizi anlatın televizyonlarda, bizi anlatın mecliste diyorlar, bizi çıkıp mecliste konuşun diyorlar. Tabii ben konuşurum diyorum, çıkıyorum konuşuyorum. Diyorum ki mesela Erzincan'da bu tablo var, Erzurum'da bu tablo var. Erzurum milletvekili AK Partili otur yerine ya diyor, onlar bize oy veriyor diyor. Sonuçta adam haklı, milletvekili haklı, ona oy veriyorlar. Ama tablo biz ama böyle bir tabloyu yaşamak adına vermiyor büyük ihtimalle seçmen. Hayal kırıklığı yaşıyor. Ben buradan yine söylüyorum. Esnaf bize diyor ki
hiçbir AK Parti MHP milletvekili bize gelmiyor. Yok mu iktidar? Ama Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde şunu vurgulamış. Yani partisinin o yetkili organlarında konuşurken ya biz yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Hatta şöyle bir eleştiriyi de beraberinde getirdi ifadesi. Muhalefet cephesi ya nasıl bir ifadeydi? Çok da doğru bir ifade olma. Satamıyoruz yaptıklarımızı. Yok mu yani kesinlikle iktidar cephesi? Ya satmayı bırakın. Halk bunları çok iyi algılamış aslında. Yani halkımız algılamış. Dedin ya biraz önce hani uyanma toplum. Gerçekten toplum çok büyük tepkime halinde. Yani bunlar hiç her şeyi... süt liman görüyorlar, ülkeyi çok güzel yönettiklerini falan söylüyorlar ya, toplum bunun tam karşısında, tam bunun karşısını söylüyor. Yani gerçekten yoksullaştıklarını ve geçmiş yıllara göre mutsuz olduklarını ifade ediyorlar bize. Şimdi zaten mesele şu, meselenin özüne bakmak lazım. Şimdi sorun yok diye baktığın zaman sorunu çözme gibi bir durum da söz konusu olmaz. Sarayda oturan şahıs, kişi, Cumhurbaşkanı topluma bakıyor, sorun yok diyor. Yani bir sorun görmüyorum diyor. Yani işte yağ konusunda millet yağ kuyrukluğuna girmiş, birbirinin üstüne çıkıyor yağ almak için, bir teneke yağ kapayın falan diye uğraşırken diyor ki Cumhurbaşkanı, bizim yağ sorunumuz yok kardeşim diyor. Nereden çıktı bu diyor. Size hatta suçluyor. Hatta ama Cumhuriyet Halk Partililer kuyruğa soktu milleti diyor. Yani bizim öyle bir kuyruğa sokma gibi bir ne çağrımız var ne bulgumuz var. Ya Nebati Yağ Üreticileri Birliği'nin açıklamasının sonucunda bu tablo ortaya çıkıyor. Sonuçta diyor ki yağ sorunu yok diyor. Toplum yağ sorunu olmadığı noktasında Cumhurbaşkanı'na inansa kuyruğa girmez. İnanmadığı için koşuyor. Peki o zaman şöyle bir fotoğraf mı karşımıza çıkıyor? Yani bir artık yönetenlerin söylemlerinde bir güven sorunu var toplumda. Kesinlikle. İnandırıcılıktan da uzaklaşma kesinlikle var. Bunun sonucu o zaman iktidar için çok can yakıcı olur. Tabii. Bu olacak. Bunu göreceğiz birlikte. Yani ben bu anketlere işte bir mesela açıp Savaş Bey siz önümüzdeki seçimde kime oy vereceksiniz diyen anket firmasına Savaş Bey evinden ya ben şuna vereceğim demiyor. En azından kararsızım diyor kaçmak için. Karşıtını söyleyemiyor. Ya da vermeyeceği partiye söylüyor telefonda. Onu işaretliyorlar. Buna rağmen görüyoruz ki anketlerde %30'a 32'ye 30'a gösteriyor anketler. Yani kafa kafaya gelmiş bir AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani bu kafa kafaya gelmenin sonucunda ben toplumun nabzını tutan bir gazeteci olarak yani 44 yıl bu mesleği yaptım ve 7 yıldır da aktif milletvekiliyim. Hakikaten insanlarına baktığım zaman ben Nebati gibi bakmam gözlerinin içine insanların. Hakikaten elektrik almadığımı da bakarım yani. Ehez kışından anlarım, vücut duruşundan anlarım, sarılmasından anlarım. Yani bize Bayburt'ta insanlar sarıldı. Savaş, ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili dediğim zaman sarıldılar. Yani Bayburt %90 AK Parti. Erzurum %80 AK Parti. Erzurum'da sarıldılar bize. O zaman insanlar. Şöyle bir hava zaman zaman konuşuluyor. Mesela ya bu iş bitti. Aslında artık adayı söylemeye bile gerek yok. İktidar karşısında muhalefet zaten kazanmışlığı yaşıyor diye yok bir şey de ifade edilip bir böyle rahatlık havası dile getirenler genel var. Genel başkanımızın direktifleri ve kendi çalışkanlığının ötesinde milletvekillerinin ona onun ekibi olarak, onun siyasi parlamentodaki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak onun çalışma temposuna yetişmeye çalışıyoruz biz. Sonuna kadar elbette halkla diyalogumuzu kuracağız. Şimdi eskiden nasıldı milletvekili? Seçim zamanında gelir, işte vaatlerini söyler, bir dahaki seçimde ancak onu tekrar görürmüş toplum. Şimdi toplum şaşırıyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Türkiye'nin her yerinde. Yani Ardahan'dan Edirne'ye kadar, Trakya'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her iline ve ilçesine kadar seyahatler yapıyorlar, toplumu dinliyorlar ve toplumdan aldıkları notları biriktirip rapor haline getirip genel merkeze taşıyorlar. Biz aslında kentlere ve ilçelere gittiğimizde sadece işte esnafı falan dinlemiyoruz. Ne eksik, ne aksak. Neler yapılabilir? Yarın iktidar olduğumuzda Çıldır'da, Ardahan'da ya da Kars'ta ilk yapacağımız iş nedir?
Bütün bunları rapor ediyoruz biz ve genel merkezde bunlar yerini alıyor. İktidar olduğumuzda biz ertesi gün Kars'ın sorunları ile ilgili müthiş bir dosyayı açıp yani sadece bismillah deyip başlamak lazım. O zaman sadece seçimlerden sonrası yaparız değil, bugünden iktidara yarın oturacakmışçasına tüm hazırlıklar. Tabii Savaş, doktor bile hastaya neyin var diye soruyor önce. Sonra onu tetkik ediyor, röntgenini çektiriyor, MR'ını çektiriyor, bakıyor ve tedavi yoluna başlıyor değil mi? Evet. Biz de şimdi bunun bu kısmındayız. Yani tedavi edeceğiz. Türkiye'deki bütün hastalıkları tedavi edeceğiz. Ayağa kaldıracağız Türkiye'yi. Ama bunun için önce bizim oralara gidip o sorunları saptamamız lazım. Karadeniz'i karış karış gezip Karadeniz'deki Ordu'daki fındık, Giresun'daki fındık üreticisinden Rize'deki çay üreticisine kadar. Ben Rize'yi de gezdim. Rize'deki ilçeleri de gezdim. Hemşin'e de gittim. Çay üreticilerini de dinledik. Şimdi biz sorunları saptıyoruz. Mesela Rize'de çayın merkezi ve gerçekten Rize'de yeni çay alanları açılıp işte çay fideleri yenilenmediği için alan eskisi gibi verim alamama söz konusu. İşte burada teşvik etmek lazım üreticiyi. Bir çay kanunu çıkarmak lazım. Mesela çayın kanunu yok. Söylüyoruz, hazırladı bizim arkadaşlar. Mehmet Bekeroğlu arkadaşımız hazırladı, yasa teklifini sundu ama parlamentoda reddedildi. Parlamentoda bütün sorunları getirip yasa haline getiriyoruz, reddediliyor. Örneğin ben itfaiyeciler meslek olsun diye yasa teklifi getirdim. Daha yerime oturmadan eller kalktı, reddedildi. İnfaz koruma memurlarımız için bu arkadaşlar güvenlik işi yapıyor ve güvenlik sınıfına alınması lazım dedim. Gittim sonradan Sayın Bahçeli'ye de ricada bulundum. Yani güvenlik yapıyorlar. Hem itfaiyeciler meslek olması lazım, hem güvenlik sınıfına alması lazım. İnfaz koruma memurlarını dedim. Ben yerime oturmadan AK Parti'nin Denizli Milletvekili, Grup Başkan Vekili Cahit Özkan iki elini kaldırıp infaz koruma memurlarının hakkını reddettirdiler. Yani iki eliyle kalkıyor havaya. Yani heyecanla, sanki zafer kazanmış biri gibi. Yani infaz koruma memurları güvenlik sınıfına geçmediği zaman Cahit Özkan'ın çok büyük başarısı mı oluyor bu? Böyle bir şey yok. Zabıta memurları için teklif veriyorum. Memuriyet sınıfında sınıf olarak tanınsın diye reddediliyor. Şimdi bütün bunları reddedenlerin biz topluyoruz. Bütün toplumsal sorunları böyle topluyoruz. Bunların çözümü için hazırlanıyoruz. Aslında biz iktidara hazırlanıyoruz. Bu bütün toplumla olan ilişkilerimizde Savaş. Yani biz böyle boşuna avara kasına oy için falan da gezmiyoruz. Yani oy da istemiyoruz vatandaştan. Yani bize oy verin de demiyoruz. Biz size geldik. Sizin derdiniz nedir? Bize anlatın. Biz bunu seslendirelim. Yani şurada da seslendiriyorum ben şimdi. Evet. Esnaf bitmiş durumda diyorum. Bitik durumda diyorum. Yani anlatıyorum. Sadece İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da değil. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da 200 liralık satış yapıp bir haftada 200 liralık satış yapan, dükkan kapatan insan var. Üstelik kemer altında, İzmir'in kemer altında tuhafiyeci arkadaşımız haftada 200 liralık satış yapmış. Ya bu elektriği mi öder, kirayı mı öder, evine mi götürür? Ya bu kadar vicdansız bir... Bunun ilacı var mı peki? Yani var tespitte tabii. Sorun yok. Var sonuçta tabii. İnsanlar yaşadıkları tabii. Bu yıkıcı, yakıcı sorunu size aktarıyor. Fakat sonuçta siz de hani dediğiniz gibi röntgen çekeceğiz, MR. Fakat vatandaşın belki de önce bir benim ağrımı dindir, bir ağrı kesici ver dediği noktaya gelmiş vaziyette. Bunun için bir ağrı kesici var mı? Etkili bir ağrı kesici. Çünkü herkes diyor ki benim hastalığım tamam, çok ağrılı, sancılı. Önce bir benim şu ağrımı, sancımı bir kesin, bir serum bağlayın bana. Aynen. O serum var mı? Şu an bizim o serumu bağlama imkanımız yok. Çünkü iktidar değiliz. Ancak yerel yönetimlerle destek veriyoruz. Yerel yönetimlerimizin esnafa verdiği desteği esnaf biliyor. Yani işte birçok konuda su parasında, onların dükkan kiralarının ödenmesinde birçok katkıda yerel yönetimlerimiz var. Ancak oradan verebiliyoruz. Ama genel iktidar olduğumuzda samimiyetimle söylüyorum, israf dönemini bitirip tasarruf dönemine geçerek, istihdam arttırarak, Türkiye'ye yeni yatırımlar getirerek, Türkiye'ye önce hukuku, hakkı, demokrasiyi kurduğun zaman dış yatırımın da ülkeye geleceği gerçeğini de görüyor. Ama iktidar da bunları biliyor. Formüller herkesce malum. Ama sorun yok diyor. Niye yapmıyor ya? Sorun yok diyor ki. Ha, sorun olmadığı için. Sorun yok diyor. Ben çok güzel yönetiyorum kardeşim diyor. Benim yönettiğimi diyor 20 yıldır bu millet biliyor diyor. Yani
bu millet biliyor ama hangi noktaya geldiğini de millet biliyor artık. Bu millet biliyor. Şimdi ben bir kısa bir şey anlatayım. Tabii. Köylerde bunu anlatırdım. Anlatırım. Şimdi bir genç köyden geçerken şehrin merkezine gidecek. Yolu sormuş ihtiyara. Demiş ki ben ne kadar sürede giderim şehrin merkezine demiş. Evlat demiş bilmem yani nereden bileyim. Kızmış şey genç başlamış yürümeye. Bir dakika demiş dur. Bu hızla gidersen demiş 25 dakikada varırsın demiş şehrin merkezine. Peki amca niye söylemedin demiş. Oğlum ben senin yürüyüşünü görmedim ki demiş. Yürüyüşüne göre söyleyeceğim. Şimdi bu iktidarın yürüyüşünü 20 yılda bu toplum gördü. Hani nereden nereye diyorlardı ya. Evet. Nereden nereye geldik ya? Isparta'yı hatırla ya. Elektriklerin günlerce kesildiği. Tabii yani şimdi milletin şu anda elektriklerini yakarken bir lüks mağazada bile, bir mobilya mağazasında bile spotları yakmayan bir mobilya mağazasını ben düşünemezdim eskiden. Yani bana deseler ki nereden nereye bir mobilya mağazası lüks mağaza açmış spotlarını yakmıyor. Neden? Elektrik giderinden dolayı yakmıyor. Kasaba giriyorsun buzdolabının 3 tanesi var. Mesela şey büyük bir tanesinde toplamış etleri yığmış birini çalıştırıyor. Mesela Erzurum'da gördük onu şeyde gördük. Dolaplarını çalıştırmıyorlar. Çünkü soğuk hava zaten. Hiçbiri dolapları çalıştırmıyor. Herkes neden? Kendi formülünü bulmuş yani. Bulmuş yani. Tasarruf için yapmak zorunda insanlar. Ama sarayın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Yani niye? Tabii itibardan tasarruf olmaz. Bu kafayla, bu anlayışla Türkiye'nin sorunları da çözülmez. Yani sen tasarrufu devlet olarak, israfı devlet olarak önlemeye başlayacaksın ki toplum israfı önlesin. Yani başımızdakiler israfın dibine vurmuşlar, aşağıdakiler yoksullaşmışlar ve gerçekten o insanlara da diyorlar ki tepeden inme, sorun yok kardeşim, otur yerine. Yani sen bağıramazsın, çağıramazsın, yürüyemezsin, konuşamazsın, kadın günü kutlayamazsın, hiçbir şey yapamazsın. İstanbul'u görüyorsun, İzmir'i görüyorsun. Yani kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacak. Polis önünde böyle polise de ben acıyorum. Polisi önüne böyle diziyorsun ve coplatıyorsun, biber gazı sıkıyorsun, kelepçe uygulaması yapıyorsun. Ya o insanlar günlerini kutlayacak Dünya Kadınlar Günü. Şiddet yani, yok, bir şey şiddet yok. Yani bir şarkı kavga yok. Belki şarkı yani. Söyleyecek, türkü söyleyecek, o günü kutlayacak. Yani despotik bir yapı bu yapı. Despotik bir yapı. Öylesine despotik yapı ki alta kadar inmiş bu. Mesela Karaburun'da bir hanımefendi var. Kaymakam Serap Özmen Çetin Savaş. Gidiyor. Cumhurbaşkanlığının özel çevre koruma alanı olarak belirlediği. Yani asla yapılaşma olmayacağını söylediği alandan. 1347 metrekare alan alıyor. Satın alıyor. Kendi şahsına. Kendi şahsına. Hı hı. Sonra bunu Şehircilik Bakanlığı üzerinden imara açıyor. Salamura tesisi ve ev yapacağım diye tesis açıyor. Şimdi özel çevre koruma alanına kimse giremez. Hı hı. Örneğin sit alanlarında, birinci derece sit alanlarında çivi da çivi çakılamaz. Ama bu hanımefendi kaymakam olduğu için o alanı alıyor, Karaburun kaymakamı. Aldıktan sonra da açıyor imara, imara açtıktan sonra satıyor. Ama bu çok önemli bir iddia. Şimdi, iddia değil. Olan belgeleriyle haber olan bir konu. Hı hı. Ve bu haber olduktan sonra Sayın Kaymakam götürüp tekzip etmiyor. Mesela ilk haberi yapan Ege'de Son Söz sitesi bunu tekzip etmiyor. Ondan sonra yani tekzibi yok. Mahkeme kararıyla tekzibi yok. Herhangi bir mahkeme kararı yok. Gidiyor yukarıdan eşi de savcı sulh ceza hakiminden erişim engeli çıkartıyor. Yani 347 habere erişim engeli çıkarıyor. Bunların içerisinde Murat Bakan'la Sevda Erdan Kılıç'ın da mecliste yaptığı konuşmalar da var. Milletvekilinin konuşmaları dahi. Yani o ama bile erişim tabii, engel. Murat Bakan hukukçu olduğu için gidiyor, Sevda da hukukçu, gidiyor müracaat ediyor üst mahkemeye. Hı. Diyor ki bunu kaldırın kardeşim. Ben milletvekiliyim. Tabii, yani. Ve kaldırıyor. Ama düşünsene bir kaymakam hem araziyi al, hem haksız kazanç sağla, hem imar onu sat, yol aç. Hem imar değişikliğine yol aç. Güzel. Ondan sonra da erişim engeli getir. Kim getiriyor, hangi hukukçu? Yani Türkiye'de yukarıdan aşağı bir
şey var, yapılanma var. Ve ben diyor kaymakamım kardeşim, ben bana kimse karşı çıkamaz diyor. Ben diyor devletim diyor ya. Böyle bir yapı. Türkiye'ye bak. Türkiye ne hale geldi? Yani şimdi şeye bağlı mesela, sadece Cumhurbaşkanı değil. Her biri kendisini Tayyip Erdoğan zanneden bürokratlar var. Mesela İletişim Başkanı Fahrettin Altun. İstediğim zaman basın kartları komisyonunu toplarım, istediğim zaman toplamam diyor ve toplamıyor. Ve basın kartları verilmiyor gazetecilere. Ya da basın kartını 25 yıl, 30 yıl çalışmış arkadaşlarımızın basın kartlarını iptal ediyor. Süresiz basın hangi kartı yetki? Hakkı olanlara süreli veriyorlar hatta. Tabii, bir yıllık falan. Tabii, aslında süresiz basın kartı hakkını gasp ediyor. Niye? Şimdi bir gazetede çalışan arkadaşlarımızın İzmir'de FETÖ'den iltisaklı diye, FETÖ'den iltisaklı gazetenin sahibinin işte basın kartlarını iptal ediyorlar emekçilerin. O FETÖ'den iltisaklı denilen kişiyle ilgili gidiyor Cumhurbaşkanı cami açıyor. Ya şimdi sen o gazetenin çalışanlarını cezalandırıyorsun, o gazetenin patronuyla gidiyorsun cami açıyorsun. Bu nasıl bir matematiktir? Şimdi Fahrettin Altun gibi birçoğu, yani böyle ufak ufak Recep Tayyip Erdoğanlar var. Hepsi de kendi kafasına göre peki iş yapıyor. Peki bu sistem, işte muhalefetin vurguladığı şey de zaten sistemden kaynaklı pek çok çürüme var. Muhalefet diyor ki devlet kurumları çürüdü, devlet kurumlarında liyakat ortadan kalktı, devlet artık işler bir mekanizma değil, tıkandı, gitmiyor. Nasıl çözülecek peki? Nasıl çözeceksiniz? Yani devletin işleyişini nasıl sağlayacaksınız? İşte 6 partinin yan yana gelip yayınladıkları o 45 sayfalık kısacık özetine indirgediği şey demokrasinin ta kendisi. Yani hak, hukuk, adaletin tesis ettiği ve o koşullarda ancak Türkiye ayağa kalkacaktır. Demokratik parlamenter rejimle, yani güçlendirilmiş parlamenter rejimle ayağa kalkacaktır. İnsanlar seçtiklerini denetleyemez noktadadır şimdi. Şimdi denetleyen bir kişi var. Yani biz seçilmişiz, halk bizi seçmiş, milletvekili yapmış. Biz denetleyemiyoruz ki. Yani bütçe geliyor, bütçeyi denetleyemiyorsun. Bütçede konuşuyorsun, halkın bütçesini çıkartamıyorsun. Sonuçta halkın bütçesi, red etsek bile biz o bütçeyi, çoğunluk olsak bile, onun da anayasal olarak kılıfını almış Cumhurbaşkanı, eski bütçeye şu kadar zam yaparak devam eder diyor. Yani Cumhurbaşkanı'na endeksli, tek kişiye endeksli ve partili bir Cumhurbaşkanı'na endeksli. Yani Cumhurbaşkanı toplumun yarısından çoğuna küfrediyor, üçte birini şu anda seviyor. Böyle bir cumhurbaşkanı olamaz ki. Topluma eşit mesafede, toplumu iyi temsil eden, Türkiye'yi iyi temsil eden, cumhuriyeti, bayrağımızı, vatanımızı, Türkiye'nin bütünlüğünü temsil eden insan olması lazım. Kavram o. Kavram o. Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar oydu. Odur. Ama şimdi sen milletin yarısını döveceksin, yarısını küfredeceksin. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na günün her saatinde hakaret edeceksin ve ona oy verenlere de hakaret edeceksin dolayısıyla, değil mi? Ve Sayın Meral Akşener'e oy verenlere de hakaret edeceksin. İşte Ali Babacan'a, Saadet'e, herkese hakaret edeceksin. Ondan sonra ben Cumhurbaşkanıyım diyeceksin. Böyle bir yapı içerisinde Türkiye ne kadar yol aldı? Görüyoruz Türkiye'nin nereye geldiğini. Şu anda mazotun 25 liraya geldiği bir ülke. Eskiden hani 50 liralık mazot alırım, evet, esprisi vardı biliyorsun. Şimdi Hans'la Hasan arasındaki farkı geçen gün sosyal medyada gördüm. Hans 50 euroya hala 29 litre benzin alıyor. Hasan 50 liraya 2 litre benzin alıyor. O noktaya, evet, geldik yani. Şimdi Hans 29 litre, Hasan 50 litre. Ama biz Avrupa'ya göre daha ucuz harcıyoruz, daha ucuz ya da daha ucuza alıyoruz diyor Sayın Bakan söyledi. Hani biz söylesek belki ya espri yapmayın denir ama Enerji Bakanı söyledi, mecliste grup başkan vekili söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Avrupa'da en ucuz 3. ülkeyiz. Ya Savaş'cığım, onlar mazota para veriyor mu? Onlar servis otobüsçüsünün halini biliyor mu? 6.97 liradan okul taşıma servisini almışlar. Bizim İzmir'de Kınık'taki bir otobüs şeyi. 6.97 kuruşmuş mazot. 6.7'ye yuvar. 7 lira. 7 liraymış. Şimdi 25 lira. 23, 24 diye gidiyor. Diyor ki sayın vekilim, biz diyor teker her santim döndüğünde
zararımız katlanıyor diyor. Doğru. Bir de diyor biz buna imza attık diyor. Evet. İşte tazminat hakkı da var. Biz vazda geçemiyoruz. Yani okullar açılmadan önce zaten Eylül ayı gibi, evet, ya da Ağustos ayı gibi sözleşme. Ama bu bütün okullarda, her yerde öyle. Fabrikalarda, fabrikalardaki servislerde, otobüs seferleri yapanlarda, her yerde bu var. Yani şimdi bunları imzaya atarken, bir yıllık sözleşme yaparken Savaşçım, mazotun 25 lira olacağını tahmin edebilirler miydi? Vallahi mümkün değil yani. Kimsenin aklına gelmez. İki ayda oldu zaten. Nerede duracağını bilmiyorlar çünkü. Yani ipin ucu kaçmış. Yani böyle bir şey yok. Ben şuna inanmıyorum. Cumhurbaşkanı bu işleri severek isteyerek de yapmıyor. Ama ipin ucunu kaçırdı. Yönetemiyor Türkiye'yi. Yönetilemiyor artık. Dünyadaki bu savaşla ilgili bir etki, bir kriz. Mutlaka etkileri vardır ama geçmiş dönemde, yani geçen gün Eren kardeşim paylaştı. Yani petrolün varili 160 dolarken bizde mazot 3 liraydı. 3 lira 11 kuruş. Şimdi petrolün varili onun çok altında. 110 dolar. 110 dolar, 109 dolar. 109 dolar. Şimdi 25 lira. Şimdi eğer dolarla ve petrol fiyatıyla doğru orantılı bir endeks yapsak, şimdi bizde 3-5 lira, 4 lira olması lazım mazotun. O günkü fiyatlarda. Gene AK Parti dönemi bu. 2008'leri söylüyorum. 2008'lerin dönemini söylüyorum. Yani şimdi bunlar sadece halkın sırtına yüklediler. Bütün zam mı, zulmü? Ya zam ve zulüm iktidarı oldu bunlar. Yani zam ve zulüm. AKP eşittir zam ve zulüm. Tabii yardımcısı MHP'de. MHP de kendi payını alsın. Onun da bir etkisi, payı var mı ki? Nasıl olmaz? Sayın Bahçeli şikayet ediyor zaman zaman. Neden? Yani zamlardan ediyor yani. İşte diyor ki bu artık yıkıcı oldu, yakıcı oldu diyor ama. Yok. Ona bir görev vermişler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle uğraş diye bir görevi var. Kutsal bir görev yapıyor kendi aklınca. Sadece saldırı görevini yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Topluma da bir yararı olduğunu sanmıyorum. Toplumu da dinlemiyorlar. Toplumun nabzını da eline almamışlar. Topluma da ses vermiyorlar. Kulaklarını da kapatmış durumdalar. Bu kadar insanlar çaresiz ki, o kadar çaresiz ki. Ya gelen telefonların, bana gelen telefonların insanın gerçekten nasıl bir duruma düştüğünü ve nasıl sıkıntı içerisinde olduğunu anlatmak mümkün değil Savaş. Benim telefonlarım Türkiye'de herkese açık ve ben meclise ilk geldiğimde telefonlarımı verdim topluma ve herkes bana ulaşabilir demiştim. Türkiye'nin her yerinden insan arıyor beni. Hakkari'den, Şırnak'tan tut. Neyi önceliyorlar? Yani ne istek demeyelim ki, neyi önce istihdam istiyorlar, iş istiyorlar. Şimdi demiyorlar ki bana bir ihale ver, ben haksız kazançla köşe döneyim. Yani toplumun öyle bir şeyi yok ki, öyle bir talebi yok. İstedikleri gençlere iş istiyorlar. Gençler iş istiyor. Gençlerin anne babaları da iş istiyor. Yani benim oğlum diyor, üniversiteyi bitirdi, ziraat mühendisi oldu. İşte gıda mühendisi oldu, atama istiyor. Yani KPSS'de kazanmış, yani yüksek puan almış, haksızlığa uğramış, girememiş, mülakatta elemişler, o haksızlığı anlatıyor. O kadar çok var ki, yani ben her gün 15-20 civarında böyle bir telefon alıyorum. Bir de sosyal yardımlardan yararlanmak istiyor insanlar. Artık ekonomik anlamda hayatını idame ettiremeyeceğini söylüyor. Kira yardımı istiyor. Artan insanla elektrik faturasını ödeyemediğini söylüyor. Nüfus giderek artıyor o zaman. İhtiyacım var, ihtiyacım var diye. Müthiş, müthiş artıyor. Yani çökerttiler orta sınıfı, aşağıya doğru bastılar yani. Aşağı doğru bastılar. Orta sınıf diye bir hadiseyi kalmadı. Bir yukarıdakiler var. Yukarıdakiler çok mutlu. Saray ve çevresi çok mutlu. Hiçbir sorunları yok. Hiçbir dertleri yok. Onlarca, yüzlerce makam aracı. 125 bin makam aracı var ya Türkiye'de. 125 bin. Tabii geçen gün sordum, dedim yani bana hangi kitle, hangi bakanlıkta, hangi yerde ne kadar makam aracı var?
bana dokümantasyonunu yollayın dedim. Ve bunlar ne kadar benzin harcıyor, ne kadar mazot harcıyor bana yollayın dedim. Yani soru önergesi verdim. Hala yanıt gelmedi. Ama zor yani 125 varsa, 125 bin varsa nasıl hesaplayıp da versin? İşte dedi. Almanya'da yani öykündüğümüz Almanya'da yani işte birçok konuda bizden çok ileri olduğunu bildiğimiz Almanya'da 9 bin küsür. Bizde 125 bin, Almanya'da diyelim ki 10 bin olsun. Herkesin altında makam aracı var. Geçen gün PTT'yi denetliyoruz. PTT'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir arkadaşı atadılar genel müdür olarak. Diyorum ki yani PTT olarak size 6000 litre mazot hakkı vermişler bir arabaya harcayabilirsiniz diye. Bu çok yüksek. Diyor 4000 litreye düşürdük diyor. Peki bu 4000 litre mazot fiyatlarının artmasıyla birlikte sizin harcadığınız mazot fiyatları da arttı. Benim bir önerim var dedim. GPS takılsın araçlarınıza. Ha, yok basit, efendim dedi ya niye ben dedi bana dedi PTT'yi teslim etmişler ben aracıma GPS mi taktırırım dedi. Oysa PTT'nin bilgi teknolojileri yan kuruluşu var. GPS sistemini yazmışlar yazılım şirketi. Kendileri yapmışlar. Bunu iki tane valiliğimiz almış Anadolu'da PTT'den ve onu uyguluyorlar. Şimdi kendine güvenen bir bürokrat Savaş. Sayıştay'ın verdiği bilgiye göre cumartesi, pazar ve tatil günlerinde bu araçların kullanıldığına ilişkin Sayıştay raporu var. Sayıştay diyor ki bunlar kullanılıyor kardeşim. Bunları takip edin diyor. Bu diyor ki ben diyor koskoca PTT'yi teslim almışım. Niye ben aracı takip ettireyim ki diyor. Kendine güvenen bir bürokrat aracının takip edilmesinden niye korkar? Niçin korkar? Bunu da sordum kendisine. Siz dedim niye çekiniyorsunuz kardeşim? Siz eğer doğru iş yapıyorsanız, çok önemli bir iş yapıyorsanız sorun değil. Bir de bunlar yurt dışına çıkışta mesela şey alıyorlar, harcıra alıyorlar. Var. Suriye sınırında PTT şubeleri var. Suriye bölgesinde o bölge, bizim Urfa o şey o bölgede ki PTT müdürleri haftanın iki günü Suriye'ye girip çıkıyorlar, harcıra alıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Diyor ki biz diyor mecburuz oraları denetlemeye diyor. Yani sürekli çıkış giriş çıkış giriş harcıyor. Denetimsizlikle işte mesela 4000 litre mazot ya 4000 litre mazot dediğinizde sonuç itibariyle bizim cebimizden çıkan bir aynen. Şeyden bahsediyorsun. Aynen. PTT'nin canım ne hesabını yapıyorsun derken arkadan da PTT'nin arabası geçiyor. Tam sizin oradan geçiyor. Şimdi peki bizim cebimizden çıkıyor. Yani devlet kurumu o bu. Biz bunun hesabını soramayacak noktaya geldiysek o zaman çarşı, dükkan kapansın. Soruyoruz biz bunları not düşüyoruz kitlerde, komisyonlarda. Mesela Ziraat Bankası'nda aynı hadise var. Ziraat Bankası'nın genel müdürüne şeyi sorduk. Yani sen kalktın işte 700 bin dolar parayı. 750 milyon dolar parayı. Ben binle kaldım ya. Benim dilim öyle yüksek paralara alışkın değil. 750 milyon dolar parayı. Ki o zamanın dolar kuruyla şimdi hesapladığınızda zaten inanılmaz bir yere gidiyor. Teminatsız, güvencesiz tuttun. İşte medya kuruluşlarını alsın diye bir arkadaşa verdin. Sen bundan suçlusun dedim. Bak seni Recep Tayyip Erdoğan kurtaramaz. Ben emir kuluydum verdim diye dediğin zaman yargılanmaktan kurtulamazsın. Sen 25 yıllık Ziraat Bankası genel müdürüsün dedim. Bunlar düştü. Kayıtlarda var. Tutanaklarda var. Sonra Sayıştay demiş ki arkadaş sizin yönetim kurulu üyelerinizin aylık maaşı 19 bin lira. Bunu topladığın zaman yıl itibariyle 2 milyon 400 bin lira sizin almanız lazım. Yönetim kurulundan örtülü şey parayı almanız lazım. Şey hakkını. Huzur hakkını almanız lazım. Siz diyor 2 milyon 400 bin lira alacağınız yerde 4 milyon 800 bin lira almışsınız. İki katı. Nasıl aldınız bunu diyor. Bize açıklayın diyor. Ziraat Bankası yönetimi buna cevap bile vermiyor Sayıştay'a. Neden? 19 bin lira alacağına 38 bin lira almış. Vermiyor ya cevap bile vermiyor. Yani mesela çok büyük bir performans gösterdiler. Ziraat Bankası çok büyük kar elde etti. Şahane. Hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey yok. Cevap bile vermiyorlar Sayıştay'a. Sayıştay'ın bu sorusu yanıtsız kalıyor. Yine bir soru soruyor Sayıştay. Diyor ki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne, yardımcılarına ve yönetim kurulu üyelerine Ziraat Bankası kredi kartı vermiş. Evet. Aylık harcamasını da banka karşılıyor. Ama biz bilmeliyiz ki siz ayda ne kadar harcama yaptınız diye limitli soruyor. Limitsiz mi? Limitsiz. Ucu açık. Siz ne kadar harcama yapıyorsunuz aylık diyor. Bunları bize bildirin diyor.
Ona da yanıt vermiyorlar. Şimdi yukarıdaki öyle yaparsa aşağıdakiler de yapıyor. Yani sonuç alamıyor ama musun? Ama herhangi biri sormuyor ki. Sonuçta devletin Sayıştay denen bir kurumu soruyor. Evet, yani soruyor. Bununla da görevli ve sen de cevap vermek yanıt zorundasın. Yanıt vermiyor. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bu bütün şirketlere devretmiş 9 Eylül Üniversitesi işte kantinleri, park yerlerini, ıvırlar, zıvırları. Sayıştay müfettişi soruyor, diyor ki kardeş diyor buralardan ne kadar topladınız, üniversite bütçesine ne kadar dahil oldu diyor. Ona da yanıt vermiyor. Ha, belki iyi bir şey yaptın Sam, üniversiteye işte katkı için hayır, yaptınız yanıt ama vermiyor. Ne kadar katkı bu? Yanıt o da yok. O da yok. Yani şimdi bütün bunları yan yana topladığında yukarıdaki nasıl davranırsa aşağıdakiler de öyle davranmaya başladı ki en büyük sıkıntı bu. Yukarıdan aşağıya doğru şekillenmesi lazım. Yukarıyı düzeltmek lazım önce. Tepeyi. Önce sistemi. Sistemi değiştireceksin. Aşağıdaki yolsuzluk yapanı da yargının önüne çıkarmayı da boynunun borcu bileceksin. Hukuku hukuka teslim edeceksin. Kinle nefretle değil. Kardeş bak buna. Yolsuzluk var mı yok mu? Bak Sayıştay böyle yazmış. Sayıştay'ın raporunu suç duyurusu haline getirip sunacaksın. Hakim huzuruna çıkacaklar. Hepsi çıkacak. Ama mesele şu. Türkiye giderek kötü hale düştü. Yani giderek kötü oldu vatandaşın durumu. Neden? Yukarıdakiler aşağıdakilerin derdine derman olma noktasında olmaları için aşağının halini bilmeleri lazım. Aşağıda ne oluyor kardeşim? Halkta ne oluyor? Onu biz biliyoruz. Biz yaşıyoruz. Ben İzmir milletvekili olarak tek başıma İzmir'in sokaklarında gezen insanım. İstanbul'da da öyle geziyorum. Hı hı. Elimi kolumu sallayarak geziyorum. İnsanlar tanıyor. İşte sizin televizyon kanallarında görüyor. Oralardan tanıyor. Atilla Bey diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Tek başınıza metroya binmişsiniz. İnsan öyle yaşarsa ancak halkın içinden çıktığın zaman olmaz. O zaman bu öğrenemezsin, kavrayamazsın. Kopar ilişkilerini siyasetçi olarak. Biz halk siyasetçiyiz. Halkın ama öyle diyerek 20 yıl boyunca zaten hep halkın içinden... Başlangıçta öyleydi. Artık yok mu? Yani kapattılar mı kendini? Tabii tamam. Canım. Başlangıçta öyleydi. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın içinde çok gördüm. Çok konuşan, çok uğraşan, çok öyle bir insandı. Ama koptu. Kopardılar. Yani bu kopma, öylesine kopma ki kendi yoldaşlarını da, kendi yol arkadaşlarını da yiye yiye bitirdi yani. Birçok insan yani. Şimdi sen ekonomiyi yıllarca teslim ettiğin Ali Babacan'ı kötülüyorsun. O zaman sen niye Türkiye'ye kötülük yaptın? Niye Ali Babacan'a sen bu ülkenin ekonomisini onca yıl bıraktın? Değil mi? O zaman durum daha iyiydi. Davutoğlu'nu yerle bir ediyorsun. Senin dış politikanı o yürüttü. Başbakanlık yaptı. Başbakanlık yaptı. Bu ülkenin yönetimini verdin. AK Parti'nin genel başkanlığını verdin. Kötülüyorsun. Cumhurbaşkanı yaptın Abdullah Gül'ü. Kötülüyorsun. Yani şimdi herkes kötü, sen iyisin. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum yok. Herkes suçlu, sen suçsuzsun. Böyle bir durum yok. Herkes kötü, sen iyisin. Böyle bir durum yok. Böyle bir şey yok. Toplum bunu görecek Savaşçım ve görüyor. Ve ben samimiyetimle söylüyorum. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi hırslarına hakim olamayıp insanlarla aralarını derin uçurumlar açtı. Toplumla da açıyor giderek. Ya herkesle düşman kardeşim ya. Sadece ülke içinde olsa neyse, dışarıda gidiyor. Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne FETÖ'nün bilmem nesi işte o FETÖ'yü destekledi, bunlar darbenin kolu diyor, bilmem ne diyor. Bir bakıyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. El sıkışıyor, öpüşüyor, sarılıyor. Yani şimdi nasıl, ne oldu da ne değişti de yani. Bir gün Mısır'a işte işaretler yapıyor, Mursi diyor falan. Bakıyor Mısır'la ilişkilerini düzeltiyor. İsrail'le Cumhurbaşkanı geldi. Herzog. Evet. Yani ben şimdi yıllar yılı One Minute'le başlayan işte siz katilsiniz noktasına kadar giden ilişkiler nasıl oldu da ben dün gördüm Ankara'da atlarla matlarla karşılandı. Bayraklar ya, asıldı. İsrail bayrakları. İsrail bayrakları asıldı. Yani olsun şimdi, zaten niye? Olsun tabii ben. Niye, ya buraya bak, niye ben, geldik ben, aslına ben, bakarsanız? Tabii canım ben ülkeme yönelik, Türkiye'me yönelik, vatanıma yönelik bir saldırı yapmayan her ülkeyle dostluğumu, barışı sürdürmek isterim. Ya ama benim ülkeme düşmanca
saldırı yapmak isteyene de var gücümle karşı koyarım. Bu ayrı, bunu ayrı tutuyorum. Ama benim dostluk köprüleri içerisinde bulunan ülkelerle niye bozdunuz kardeşim? Mesela Suriye'ye bizim Antep'ten, Urfa'dan, Doğu Anadolu'dan her yıl 6 milyar dolar ihracat gelirimiz vardı o tarihte. Suriye ile bozulmadan önce. Belki onu şimdi şöyle 50'ye çıkarmak. Belki 50 var ki 50 olacaktı. Hedef belki oydu yani. Şimdi sen bu ihracatı yok ettin. Üstelik akrabalık bağları vardı. İnsanlar gidip geliyordu ya, evet, oraya. Kayseri'ye gittik biz. Kayseri'de çelik kapıcıları geziyoruz, mobilyacıları geziyoruz. Mobilyada devasa sektör oldu Kayseri. Kutluyorum ben. Gerçekten çaresizlik içinde çare yaratan bir Kayseri. Çelik kapıcılara gidiyorum. Diyor ki sayın vekilim diyor, tam biz diyor Mısır'la diyor ticari anlaşma imzalıyoruz. Mısır'a Cumhurbaşkanı bir vuruyor diyor. Bizim çelik kapılar elimizde kalıyor diyor. Almanya ile anlaşma yapıyoruz diyor. Ey Almanya diyor diyor. Bizim çelik kapılar yine elimizde kalıyor. O diyor bu işin kabadayılığını yapıyor. Biz zararını çekiyoruz diyor. Doğru. Yani ey Almanya dediğin zaman Almanya aşağı düşmüyor ki. Senin ihracatın düşüyor aşağıya. Senin iletişimin, köprülerin düşüyor aşağıya. Benim bir arkadaşım var İzmir'de, ismini vermeyeceğim. Yani zarar uğramasın. Tekstil işi yapıyordu. Almanya'ya fason iş yapıyordu. Birdenbire bunlar karar aldılar. İşte o 15 Temmuz darbesinden sonra işte bir takım şirketlere falan el konulmaya başladığı an bizim arkadaşımızı Almanya'daki şirket şöyle diyor. Diyor ki bana sen bir belge getir. Ne belgesi? Senin şirketine el konulmayacağına dair belge getir diyorlar. Ya diyor sayın vekilim ben şimdi gitsem diyor durduk yerde bunlara başvursam diyor. Benim şirketime el koymayacağınıza dair bir belge verin. Vallahi billahi benden şüphelenirler diyor. Ama dışarıdan öyle bir... Ama öyle algı var. Çünkü her an el konulabilir, aynen, her an bir gerekçeyle bir şey çıkabilir. Aynen. İşte o ihracatımızı da çok engelledi. O dönemde de engelledi. Yatırım da gelmez dışarıdan. Gelmez tabii. De yatırım yapacak. Yani. Niye gelsin? Senin yatırımın dışarıya kaçtı. Öyle yani. Şimdi ben görüyorum mağazalarda belediye zabıtları giriyor. Yağlar nerede? Şeyler nerede? Ben bilmiyorum. Onu takip edebildin mi abi? Sayın Vali, Sinop Valisi gidip diyor ki hayatınızı yaşanmaz hale getiririz. Yani depo sorumlusuna, marketçiye söylüyor. Yani bir validen böyle bir cümle, tamam pahalılık var da bu pahalılıkla ilgili olarak bunun tespiti ya da bununla mücadele hayatınızı yaşanmaz hale getiririz ifadesi olabilir mi? İşte küçük Tayyip Erdoğan. Olmuş. Olmuş yani. Başka türlü değil, anlatamam ki. Nasıl anlatayım? Hepsi olmuş. Hepsi tehdit edebiliyor rahatlıkla. Ya gariban insanlar, yani esnafın neyini tehdit ediyorsun ya? Yani sen yağ stoklarını bulacaksın. Tamam bul, bulalım. Beraber uğraşalım, tamam. Ama sen yağ konusunda 70 lira 80 lira olan yağ 5 litrelik çiçek yağı, çiçek yağı parakende de 200 liraya çıktığı zaman zaten sen hayatı duman ettin ya. O yani o şimdi 5 gemi yağ geliyor diye zil takıp bayram ediyorlar. Sen ithalata bağlı bir ülke olduğun sürece bunlar olacaktır. Sen kendi ayçiçek üreticisini Tekirdağ'dan tut Trakya'daki bütün o Silivri'lerde oralarda yapılan ayçiçek üreticisini destekledin mi? Sen ayçiçek üretimini teşvik ettin mi? Sen buğday üreticisini, tarım yapanını teşvik ettin mi? Sen ülkende tarımı kalkındırdın mı? Giden tarımdan sorumlu bakana, bakan denilen kişiye de seslenmek isterim. Paramız var alıyoruz diyordu. Yani bizde para var, huzur var. Şimdi sen paran da olsa, işte bak şimdi savaş hali, adam sana yağ yolluyor diye, yağ yollasın diye yağcılık yapıyorsun. Yani Ukrayna'ya yağcılık yapıyorsun. Rusya'ya yağcılık yapıyorsun. Niye yağ yollasın diye. Ya sen bu ülkenin, biz çocukluğumuzda, ben ilkokulda, birinci sınıfta, ikinci sınıfta öğretmen bize kendi kendine yeten yedi tanım ülkesinden biriyiz dediği, bize öğrettiği en önemli kavramdı. Biz kendi kendimize yettik yıllarca. Ama artık o da kalmadı. Hayvancılıkta da öyle, tarımda da öyle.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız abi. Çok sağ olasınız. Ben efendim, de çok mutlu oldum seni gördüğümü. Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Efendim Sayın Atilla Sertel'le gündemi değerlendirdik.